24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akkaya-Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, ekonomiye, siyasete dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendiriyor olacağız. Bugün 7 Ekim 2024 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir yıl geride kaldı. Yaklaşık ve şunu da belirtmek lazım. Bildiğimiz 17 bini çocuk, 11.378'i kadın olmak üzere 41.870 kişi şehit oldu. 97.166 kişi yaralandı. Bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde soykırım, kent kırım adına ne derseniz bir vahşet yaşanıyor. Üstelik ilk günlerde Gazze'li bir vatandaş demişti ki yaşamak ölmekten zor. Çünkü yaşamak sadece nefes almak değildir. Eğer o nefesi endişe, korku içinde alıyorsanız bu süreçte birçok şeye, uluslararası hukuka, kuruma, kuruluşa inancımızı kaybederiz. Üstelik de 19 bin savaş suçu işleniyorken. Çünkü aslında biliyorsunuz durdurulamıyor değil, durdurulmuyor. Öyle umut ediyoruz ki durdurulacak, o gün yakın diyelim ve 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim Ankara gündemini almak için. Günaydın Mustafa, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akkaya-Kuter, ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Evet, 7 Ekim üzerinden bir yıl geçti. Biraz sonra detaylı olarak konuşuyor olacağız. Öyle umut ediyoruz ki artık durdurulacağı günlere yakın olacağımızı konuşacağız ama öncesinde Ankara gündeminde neler var, meclisin gündeminde bu hafta neler var diyerek başlayalım. Şimdi bugün gözlerin çevrileceği ilk adres AK Parti Genel Merkezi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu yani MYK toplantısına başkanlık edecek. MYK'nın gündeminde AK Parti'deki kongre süreci ve diğer taraftan tabii ki iç siyasetteki önemli gündem başlıkları olmasını bekliyoruz. İlgili bakanlarla bir görüşme gerçekleştirebilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısı marjında. Gerek ekonomideki son gelişmeler gerekse de yine siyasetteki son gelişmeler masaya yatırılacak. Önemli başlıklar arasında yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele operasyonları keza bunlardan bir tanesi. Diğer taraftan da diplomatik temaslar, diplomasideki son durumda bugün yine MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları tarafından değerlendirilecek. Daha sonrasında da akşam saatlerinde de AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in kameraların karşısına geçerek MYK gündemine dair hem toplantıda alınan kararlara ilişkin detayları hem de önümüzdeki süre zarfı içerisinde siyasetteki gelişmelere dair AK Parti'nin nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair fikirleri de kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Diğer taraftan tabii ki bu hafta içerisinde mecliste biliyorsunuz gündemi oldukça yoğun bir mesaiye başlayacak. Şimdi bu yoğun mesai içerisinde AK Parti grubu da gerçekleştirilecek. Yeni yasama yılının 28. dönem 3. yasama yılının ilk grup toplantısının bu çarşamba günü itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor AK Parti'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine ve vatandaşlara hitap edecek buradaki grup toplantısında. Yine bu konuşmada da iç siyasete ve dış siyasete ilişkin, diplomasiye ilişkin özellikle sizin az önce özetlediğiniz Gazze'deki insanlık katliamına ilişkin son durumu paylaşacak. Meclis yeni yasama dönemine hızlı başladı biliyorsunuz. Milletvekilleri yoğun bir mesaiyle görevlerine başladılar. Sadece AK Parti'de değil bu hafta gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantıları gerçekleştirilecek. Yarın itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kameraların karşısına geçerek grup toplantısında kürsüye çıkmalarını bekliyoruz. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Ayrıyeten İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yine çarşamba günü grup toplantısını düzenleyecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un tabii ki bu önümüzdeki süre zarfı içerisinde gerek sivil anayasa gerekse de meclis gündemindeki diğer konulara ilişkin yine hızlı bir mesai yapacağını söyleyelim. Bu hafta yine yaz dönemine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Ankara'da yoğun bir trafik olacak Elif Akkaya-Kuter. Evet, 7 Ekim'in üzerinden bir yıl geçti dedik. Bir yılı geride bıraktık. Acılarla dolu bir yılı geride bıraktık.
durdurulamıyor değil, durdurulmuyor demek istedim bu sabah. Evet, bu bir yıl boyunca akılda kalan çok fazla şey var, çok fazla acı var Mustafa Daş'tan. Sözü size bırakayım. Şimdi Aksa Tufanı olayından sonra, biliyorsunuz biz burada yayınlara başladık ve daha sonrasında İsrail'in yaptığı o misillemeler, hani ilk başta Birleşmiş Milletler 51. maddesinden doğan, aynı şu anda Lübnan'da yaptığı gibi 51. maddeyi bahane ederek kısa bir süre içerisinde burada bir operasyon gerçekleştireceğini iddia etmişti. O kısa süre ne yazık ki önce 100 günü, daha sonrasında 200 günü, sonra 300 ve şimdi de 1 yılı geride bıraktım. Bakıyorsunuz o 1 yıl içerisinde bütün bir insanlık tarihine sığmayacak olan utancı İsrail 1 yıla sığdırdı. 41.870 Filistinli şehit oldu. Bunlardan 17.000'den fazlası çocuktu daha. İsrail'in bu saldırılara başlarkenki bahanesi Hamas'la, Hamas'a karşı biz bu saldırıları yürütüyoruzdu. Şimdi bütün bir insanlığın dönüp sorması lazım. Bu 17.000'in üzerindeki çocuk Hamaslı mıydı? 17.000'in üzerindeki çocuk, şehit olan çocuklar, o İsrail'in yasaklı bombalarla gerçekleştirdikleri saldırılarda ne yazık ki Aleviler arasında can veren çocuklar, anneler, babalar, bunların hepsi mi suçluydu? 11.378 kadın şehit oldu. Bakın bunlar sadece bizim elimizdeki belirlenebilen veriler. 41.870 Filistinli toplamda şehit oldu. 97.166 kişi yaralandı. Resmi kayıtlarda olmayanlarla beraber şehitlerin sayısının 50.000'i geçtiği düşünülüyor. Birleşmiş Milletler tahminleri enkazın temizlenmesinin en az 14 yıl alacağını ortaya koyuyor Gazze'de. 1.2 milyar dolara mal olacağı öngörülüyor. İsrail'in Gazze'deki katliamların birinci yılı sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir görüntülü mesaj yayınladı. Guterres, kurbanlar ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Aynı zamanda 7 Ekim'in ardından korkunç bir şiddet dalgası boy gösterdi dedi. BM Genel Sekreteri, İsrail'in saldırılarının Gazze halkının hayatını yıktığını ve korkunç acılara maruz bıraktığını dile getirdi. Guterres, şimdi de Lübnan halkının acıya maruz bırakıldığını belirterek artık esirleri serbest bırakma, silahları susturma ve bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı diye de yine ekledi. Geçen yıl 7 Ekim'de biliyorsunuz başlamıştı bu saldırı. Yıl dönümü öncesinde farklı kentlerde protestolar düzenleniyor. Yurdun birçok şehrinde hep birazdan İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği bu katliamlara karşı Filistin'e destek yürüyüşleri organize edildi. İstanbul'da protestoların merkezi Üsküdar Meydanı'ydı Elif Hakkı Ayaktar. Ankara'da da soykırımın, İsrail soykırımına karşı insanlar yine Filistin'e destek adıyla miting düzenlediler. Mitingde Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi ve Erzincan, Kırıkkale, Gaziantep, Yalova, Hakkari, Çankırı gibi pek çok farklı ilde de yine benzer mitinglerin düzenlendiğini biliyoruz hafta sonu. Şimdi Lübnan tabii ki İsrail'in yeni hedeflerinden bir tanesi. Lübnan için dünyanın birçok yerinde gösteriler var. İsveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya'da onlarca kişi Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüdü. Tabi burada onlarca kişinin altını çizelim. Ne yazık ki hala onlarca kişi. Ne yazık ki. Orada binler ölürken, 17.000'in üzerinde çocuk katledilmişken, dünyada hala sadece onlarca kişi sokaklara, meydanlara çıkabiliyor. Evet.
Mustafa Daşkan şimdi tabii bu süreçte en fazla yardım gönderen ülkelerden biri biziz. Aynı şu anda Lübnan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip edip oraya da insani yardım ve tahliye çalışmalarına destek veren ülkelerden olduğumuz gibi. İsterseniz Türkiye'nin Lübnan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini biliyoruz. Oradaki gelişmelerle ilgili detayları da alalım sizden. Tabii. İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana biliyorsunuz Lübnan'a saldırılar düzenliyor. Şimdi İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Cumartesi günü zaten daha öncesinde belirli noktaları vuracağına dair bir paylaşım yapmıştı. Daha sonrasında o noktalar haricindeki yerlere de insansız hava araçlarıyla, heronlarla saldırılar düzenledi. Sadece vuracağım dediği noktalar değil, vurmayacağım dediği yerlerde de yine saldırılar vardı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir kez daha hava saldırısı düzenledi. İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye gece saatlerinde 30 hava saldırısı yaptı Elif Hakkı Ayoktar. 30 hava saldırısı. Cumartesi gecesi pek çok saldırı yapılmıştı. Bakın o saldırılarda 30 hava saldırısı olduğu belirleniyor. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak ilan edilen bölge sayısını 6'ya çıkardı. Bakın, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak ilan edilen bölge sayısını 6'ya çıkardı. Bu bölgelere giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu. Orada şu anda askeri hazırlık yapıyor İsrail. İran medyası da tabii ki bu işin farklı bir cephesi. İran medyasında yer alan haberlere göre Tahran olası bir İsrail saldırısına yanıt vermek için bir plan hazırlığı içerisinde. Biliyorsunuz İsrail en son İran Fetah füzeleriyle İsrail'e saldırmıştı. Şimdi İsrail'in İran'a bir misilleme yapması bekleniyor. Tabii bu misillemenin ne zaman, nasıl olacağı şu an için belli değil. İran medyası da gerek İsrail'in o savunma bakanı diyelim, savunma bakanı Gallant ve İran'ı bugüne kadar yaptıkları açıklamalar, Gallant'ın bugüne kadar yaptığı açıklamalar neticesinde İran'da şu anda kendi hazırlığını yapıyor. Bu adama bakan demek de çok fazla ne yazık ki doğru olmuyor ama öyle. Lübnan makamlarına göre Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü. Bir yerden tanıdık geliyor mu? 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi İsrail tarafından öldürüldü. 10 Ekim'de verdiğimiz haberlere dönsünler bir baksınlar. Aynı verileri Gazze için paylaşıyorduk. 7 Ekim'den 10 Ekim'e kadar geçen süreçte ne yazık ki insanlığın karşı karşıya kaldığı bilanço bu şekildeydi. Şimdi aynısını, bakın aynı filmi, aynı vahşet filmini İsrail Lübnan'a uyguluyor. Yani karşısındaki kendisine düşman olarak gördüğü Gazze'de Hamas'tı. Lübnan'da Hizbullah'ı koydu. Ancak hafta sonu o patlamalar, hafta sonu yapılan o hava saldırıları gördüyseniz, herhangi bir şekilde bir hedef gözetimi ya da bu noktada yaşayan sivillerin can güvenliği onlar için bir önem arz etmiyor. Zaten İsrail kendi toplumu dışındaki milletleri de insan olarak görmüyor. Aslında bütün dünyanın bunu bir ilk önce anlaması lazım. Şimdi İsrail bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Bu İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği bombardımanlar nedeniyle. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Bakın hafta sonu en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Mesela İsrail'in İran'a nükleer santrallerini vurup vurmayacağı konusuydu. Şimdi güvenlik uzmanları nezdinde bu nükleer santrallerin vurulmasının çok kolay olmadığı zaten açık bir şekilde ortaya konuyor. İnsanlığın şu an korkması gereken konu
vurulur mu diye düşündükleri nükleer santraller değil. İnsanların şu an, insanlığın şu an korkması gereken birinci konu Netanyahu'nun bu katliamları. İkinci konu da orada oluşan bu göç dalgası. Bu göç dalgası sadece Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyebilecek olan bir göç dalgasından bahsediyorum Orta Doğu'da. Bu insanlara eğer ki sahip çıkılmazsa, bu insanların oradan göç ettiren Netanyahu eğer ki engellenmezse, farklı gruplar eşliğinde dünyanın önümüzdeki 100 yıl boyunca uğraşacağı farklı sorunlar ne yazık ki ortaya çıkmaya başlayacak, baş göstermeye başlayacak. Şimdi Hizbullah nasıl karşılık veriyor? Tabii ki orası da merak edilen konulardan bir tanesi. Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Tiberya kentlerine atılan füzeler sonucu 7 kişi yaralandı. İsrail Devlet Televizyonu, İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'nın merkezindeki Karmel ve Körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı. Hayfa'nın çevresindeki bölgelere birçok kez Hizbullah tarafından füze saldırısı düzenlenirken şehir merkezi ilk kez hedef alınıyor. Elif Hakkı'ya Kutar. Şimdi İsrail'in tabii ki bu İran'a yapacağı misilleme, işte Donald Trump'ın açıklaması var, Biden'ın açıklaması var. Biden dedi ki petrol kuyularını vurmayın. Biden bu açıklamayı yaptıktan sonra Brent petrolün varilinde 5 dolarlık bir artış gerçekleşti. Yani vurulsa ne olacağını artık siz tahmin edin. Sadece açıklamayla 5 dolarlık bir yükseliş vardı. Diğer taraftan tabii Donald Trump ne diyor? Suikast girişimine uğramıştı biliyorsunuz zaten. Bir taraftan da bu suikast girişimiyle beraber İran ve İsrail konusunda da yaptığı açıklamalarla beraber popülist bir şekilde yine oy toparlama, işte orada kamuoyundan destek alma çalışmaları içerisinde. Amerika kendi gemisini yüzdürüyor, Lübnan'da insanlar ölüyor, İran İsrail'e misilleme yapıyor, İsrail İran'da nükleer santralleri vuracak mı diye bütün bir insanlık tartışıyor. Gazze'de insanlık ölüyor, Lübnan'da insanlık ölüyor. Oturuyoruz, işte bir yılı geçti diyoruz, 50 bine yakın şehit var diyoruz. Yazık. Dediniz ya bir yerden tanıdık geliyor mu diye, şimdi tabii bölmeyeyim diye elbette tanıdık geliyor diyemedim. Bu rakamları ilk günlerde konuşuyorduk dediniz. Şimdi defterimden bakıyorum, 32. günde 4104 çocuk, 2641 kadın Gazze'de. Evet. Sonra 33. gün 4237, yani 133 çocuk öldürülmüş günde. 2719 evet. Kadın. Yani böyle konuşa işte bu rakamları ne yazık ki acı da duysak işte o merhamet yorgunluğunu yaşamamak adına vere bu rakamları paylaşa bir yılı geride bıraktık. Yani umut etmekten başka çaremiz yok diyelim, devam edelim. Şimdi bir taraftan da hafta sonu yaşanan ve hepimizi dehşete düşüren bir gelişme var. Kadına şiddeti zaten ne yazık ki biliyorsunuz konuşuyoruz ve bununla ilgili artık bir ceza infaz kanunu olması konusu gündemde. Ne dersiniz? Şimdi hatırlıyorsanız bir polis memurumuz şehit olmuştu yani geçtiğimiz günlerde. Gencecik bir polis memurumuz şehit olmuştu ve o zaman demiştim ki şimdi perşembenin gelişi çarşambadan belliymiş zaten, bu adamda 19 yaşında 26 tane suç kaydı var. 19 yaşında 26 tane suç kaydı olan bir insan hani cezasını çekmiş dahi olsa, cezaevine girip cezasını çekmiş dahi olsa, bu insanın sosyopat olduğu ve toplum içerisinde bulunmaması gerektiği gayet açık ve ortadaydı. Şimdi bu şahıs, Semih Çelik isimli şahsın biliyorsunuz bir yıl öncesinde galiba, yanlış bilmiyorsam lütfen beni uyarın eğer ki yanlış söylersem, söz konusu kurbanlardan birisiyle alakalı çektiği bir video var. Evet. Ve diyor ki orada onu nasıl öldürmek istediğini anlatıyor. İşte saatlerce onu beklediğini falan anlatıyor.
Oraya baktığınız zaman orada sağlıklı bir sapiens görmüyorsunuz. İnsan değil o. Yani orada artık insan olma melekelerini yitirmiş. Hatta bence bir canlı olma melekelerini dahi yitirmiş. Bir şeytandan bahsediyorsunuz. Başka bir şey değil ya. O kadar boş bakan gözler ve bunu nasıl yapacağını anlatıyor ki bununla alakalı gerekli şikayetler de yapılmış zaten. Yani gerekli bildiğim kadarıyla. Ancak bakıyorsunuz sonunda ne oldu değil mi? Yani önemli olan sonuç. Sonuca bakıyorsunuz. İki genç kız İstanbul'da vahşice öldürüldü. Bir tanesi de Semih Çelik'in kurbanıydı. Semih Çelik nasıl öldüreceğine kadar anlatıp daha sonrasında da ne yazık ki uygulamaya soktu. Şimdi devlet kurumları ve toplumun tüm kesimleri acımasız cinayetlere tepkili. Bu arada Semih Çelik de Edirne Kapı surlarından atlayarak intihar etti. Onun da altını çizelim. Yani hayatta kalıp da bütün bu işlediği cinayetlerin hesabını verecek kadar da yüreği olmadığını da göster. Gerçi böyle bir zaten yürekte olmasa ne olsa ne yani hiç o beden içerisinde atmasa çok daha faydalıymış. Annesi babası bilseydi herhalde böyle bir evlatlar olacağını hiç çocuk sahibi olmazlardı. Şimdi bunların hepsinin tabii ki önerebilmesi için belirli adımların atılması gerektiği açık ve net bir şekilde ortada. Bakın cinayetlerden önce yapılan açıklamalar. Ne yazık ki sadece bu olayda değil, daha önceki olaylarda da vardı. Daha önceki olaylarda da tehdit ve şantaj üzerine gidilip başvurulan, uzaklaştırma alınan vakalar vardı. Öyle değil mi? Ancak o vakalara rağmen de hayatını kaybeden kadınlarımız vardı. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz vardı. Bunlar demek ki bir şekilde şu anda önleyici mekanizmalar bazı yerlerde işe yarasa da böyle sosyopatlara karşı işe yaramıyor. Bakın sosyopat diyorum. Şu anda dünyadaki sosyopatların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Yani diyeceksiniz ki Mustafa ne alakası var? Ama derinlemesine düşündüğünüzde bütün dünya bu kadar kan gölü içerisinde yüzerken bu sosyopatların da gözünü kan bürüyor. Yani adamın teki Orta Doğu'da 40 binin üzerinde kişiyi katlederken bu sosyopatların da gözünü kan bürüyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli bölgelerinde de böyle. Ve boş bakan gözler var Elif Akkaya Kuter. Hani o çocuğun videosunu izlediğinizde, o kişinin videosunu izlediğinizde bomboş bakıyor. Hani bir insanın aklının ucundan geçmeyecek fanteziler kurarak, bomboş bakarak mesajlar veriyor, nasıl öldüreceğini anlatıyor. Bazen diyoruz hani Z kuşağı ileride çok daha belki iyi, güzel işler yapacaklar, biz onlara güveniyoruz diyoruz. Ancak ne yazık ki şu ana kadar gördüğümüz en büyük sosyopatlar da bunlardan çıkıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Evet, ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz bugün biraz. Haftaya güzel bir başlangıç yapamadık. Öyle umut ediyoruz ki güzel şeyler konuşacağımız günler göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyoruz. Analiz sentezde kısacık bir ara. Yeniden merhaba. Analiz sentez devam ediyor. Mardin Artıklı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydınlar Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da kısa bir süre sonra stüdyoda bizimle beraber olacak. Ve ekonomi gazetecisi Sade Özdemir de stüdyoda olacak bugün diyelim. Ve biz hocam sizinle başlayalım hemen. 7 Ekim'in üzerinden. Bir yıl geçti, bir yıl geride kaldı. Her gün konuştuk burada, gelişmeleri aktardık. İşte size nasıl durdurulacak diye sorduk. Ama artık yani bugün açıkçası benim kendi adıma düşündüğüm durdurulamıyor değil, durdurulmuyor. Yani herhalde hepimizin de ortak düşüncesi bu yönde. Ne dersiniz hocam, buyurun. Şimdi şöyle bir hatırayla başlayayım. 7 Ekim sabahı geçen yıl tam bu saatlerde Filistin meselesi hakkında yazdığım bir makalenin son düzeltmesini yapıyordum. Sabah erken kalkıp haberlere baktım, çok erken saatlerde.
İsrail sokaklarında Filistinlilerin kamyonlarının dolaştığını ve işte Gazze'den İsrail'in bazı şehirlerine dönük sızma girişimleri olduğunu okudum haberleri. Herhalde şakadır dedim. Yani böyle bir şey olacak değil ya. İşime baktım, makalemi tekrar düzenledim, gönderdim. Makalem kısa bir süre sonra yayınlandı. Tabii bunlar gerçekmiş yaşadıklarımız. Bugün sabah da başka bir makalenin düzeltmesini yaptım. Yine 7 Ekim, yine Filistin meselesi hakkında. Şimdi Elif Hanım, uluslararası ilişkiler çalışanlar, bu alanda uzmanlaşanlar, tabii duayen hocalarımız, meselenin nereye varacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorlar. Biz de onlardan öğrendiğimiz kadarıyla tahmin edebiliyoruz. Bugün İsrail maalesef bölgedeki hiçbir aktör tarafından durdurulamıyor. Niye? Çünkü Suriye çok zayıf. Lübnan ordusu, daha dün bir analiz yayınlandı, bilerek zayıf tutuluyor Lübnan ordusu. Yani küçük, zayıf, sadece bir zabıta kuvveti olarak tutuluyor. İsrail karşısında engel olamasın diye. Mısır ekonomik krizlerle uğraşıyor. Libya'daki iç savaş, Sudan'daki iç savaş, Nil sularının paylaşılması vesaire, bunlarla meşgul ve Filistin'e İsrail odaklanamıyor. Dolayısıyla öyle bir bölgesel güç denklemiyle karşı karşıyayız ki adeta taşların bağlı, köpeklerin serbest olduğu bir Orta Doğu düzeniyle karşı karşıyayız. Ve bu düzende İsrail uzun yıllar, belki de 10 yıllar boyunca kafasına koyduğu fakat yapma imkanı olmayan birçok şeyi bir bir hayata geçiriyor. Önce Gazze'yi yaşanamaz hale getirdi, şimdi Lübnan'ı yaşanamaz hale getiriyor. Ekranlarda izliyoruz. Maalesef çok ağır bir şekilde Lübnan'ın güneyini, özellikle Beyrut'un güneyini bombalıyor ve orayı yaşanılamaz hale getiriyor. Sonra Suriye, Batı ne diyelim, Şeria, ondan sonra İran vesaire. Bugün Amerikan yönetiminin, özellikle Biden'ın zaman zaman lütfen İsrail, lütfen saldırma gibi böyle ciddiyetten uzak yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Hatta dün bir İsrail gazetelerinden birisi bir haber yayınladı. Times of Israel galiba. ABD İsrail'e tazminat ödemeyi, yani İran'a bir Müslüme saldırısı yapmazsa İsrail'e karşı bir tazminat ödemeyi vaat etmiş göya. Bunu yayınladı gazete. Oysa uluslararası ilişkiler gerçekten çok ciddiyetten uzak bir döneme denk geldi. Maalesef Amerikan yönetimi bir başkandan yoksun ve İsrail'in saldırganlığına karşı hem küresel sistem hem bölgesel aktörler ciddi bir kayıtsızlık ve çaresizlik içerisinde ve İsrail insan hakları, demokrasi, hukuk, ulusal hukuk hiçbir kavram, hiçbir ahlaki, dini, insani değeri ciddiye almadan bölgede çok ciddi bir etnik temizlik ve soykırımla karşı karşıyayız diyor. Sade Özdemir, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Valla iyi haftalar demek içimizden gelmiyor. Hep öyle diliyoruz. Evet, öyle diliyoruz ama ne yazık ki işte dünyada bu gelişmeler yaşanırken, evet, aynı söylediğiniz gibi bir türlü kısmet olmuyor. Şimdi 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konuşurken bu sabah işte Mustafa Daş'tan da ifade etti. Şimdi aynı şekilde Lübnan'ı da konuşuyoruz. Evet. Şu kadar çocuk öldürüldü, bu kadar kadın öldürüldü, bu kadar sivil hayatını kaybetti diye konuşmaya başladık. Öyle umut ediyoruz ki işte orada da bir yıl sonrasını konuşuyor olmayız. Şimdi ilk günlerdi, o kadar ilk günlerdi ki, yani bir röportaj vardı, yaşamak ölmekten zor diyordu Gazze'de, evet, bir, evet, vatandaşımız. Çünkü işte yaşamak sadece nefes almak değil, onu endişe ve korku içinde alıyorsanız yakınınızda çocuğunuz, komşunuz, eşiniz yanı başınızda ölüyorsa o yaşamak yaşamak değildir. İlk günden beri hayatta kalanlar ne kadar zorlanıyordur şimdi, değil mi? Bir o tarafa, bir o tarafa. Bir de söylediği yerlere gittiğinizde orada da tekrar aslında hedef yapmak için söylediği anlaşılıyor. Hocamın söylediği çok doğru noktalar var. Şimdi Lübnan'da da Güney Lübnan derken aslında Beyrut'u harap ediyor. Yani Beyrut işte belli mahallelerinde Hizbullah var, çoğunluk onlar diye şu bölgeleri vuracağız diyor. Aslında bakıyorsun o bölgelerde tabii hedeflediği kişiler vardı birkaç yerde ama şimdi sivil halka korku salmış oluyor. Ne yapıyor? İşte yani o anda çok sivil ölse bile umurunda değil. Umurunda olan şu, o bölgelerden uzaklaşın. Nereye uzaklaşın? İşte kuzeye doğru uzaklaşın.
Beyrut'u Gazze'ye çevirmek onlar için hani çok istedikleri bir şey. Ve şu andaki konjonktürde de maalesef yapabilecekleri bir şey. Ortada çünkü devlet vasfını büyük ölçüde kaybetmiş. Ordusu çok zayıf, hava kuvvetleri olmayan Lübnan var. Hemen kuzeyinde ve doğusunda diyelim Suriye var. Onun da daha kuzeyinde, doğusunda Irak var. O kadar geniş, boş bir alan var ki zafiyet içinde. O yüzden İsrail bu zafiyetin tam karşılığında da geçen gün değerli hocalarımızdan biri söylemişti. Bu zayıflığın var olduğu bir dönemde Siyonistler en güçlü zamanlarında yaşıyorlar. Kayıtsız şartsız süper güç Amerika'nın, İngiltere eksenindeki Avrupa'nın hepsinin desteğini sonuna kadar almış durumdalar. İran'da bir sürü konuştuk. Halen de konuşuluyor. İran'ın hani saldırıları, işte Hizbullah üzerinden yürüttüğü işler, son dönemde Hamas'la olan ilişkileri vesaire, işte Yemen tarafında. İran'ın daha çok kendisi için oluşturduğu o eksendeki vekalet güçler, İsrail'in arayıp bulamadığı, kerhen kabul ettiği veya bilerek, hoşuna giderek kabul ettiği zayıf ama mazeret güçler. Yani onlarla mücadele ediyorum diye her tarafı yakıp yıkabiliyor. Ortada geniş bir coğrafyada oluşturduğu zafiyet var. Kendince güvenli bölgeler ilan ederek oraları aslında hemen işgal etmese bile, yerleşime açmasa bile, ki hedefi odur, uzun yıllar oraları boş tutturacak. Sonra da zaten amacı belki daha yukarı, daha ileri bir çerçevede o güvenli alanlarını genişleterek devam edecek. Böyle bir tablo, hep söylüyoruz, nasıl durabilir, nasıl durdurulabilir? Herhangi bir arkasındaki güç dur demekle değil, çünkü bu da bir danışıklı dövüş biliyorsunuz. İşte ateşkes masası, işte pek memnun değilmiş Amerika'nın yönetimi, işte çok da haberi yokmuş falan, böyle şeylerle, gülünç şeylerle yönettikleri bir süreç. Herhalde kendiliğinden olacak bir şey bu. Hani kendi fiziksel kabiliyetleri sınırına gelecek. Ya da hiç ummadığı, hesaplayamadığı büyük bir güçle karşılaşacak. Ya da arkasındaki güçler gerçekten fren yapacak. Başka çaresi yok maalesef. Böyle bir tablo var. Gerçekten hani 40 küsür bin diyoruz ama herkes aslında biliyor. O yıkıntıların altında, orasında, burasında. Hiçbir şekilde kaydına, varlığına ulaşamayacağınız, kanıtlayamayacağınız belki bir o kadar insan vardır. Tamamen yeryüzünden silinmiş binlerce aile var. Aileden bahsediyoruz. Yani tek tek insanlar değil. Öyle bir vahşet devam ediyor. Mustafa Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Sade, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu vahşete kim, ne zaman, nasıl dur diyecek? Bir yıldır bunu konuşuyoruz Mustafa Bey. Valla hep söylüyoruz, Sade'nin söylediği sözün üzerine aslında söylenecek çok bir şey yok. Çok da detaylandırılacak bir durum da yok. Yani ya silah verenler bu desteği kesecekler, Amerika Birleşik Devletleri başta olun, o keserse herkes keser zaten. Yani burada hep aktardık, İngiltere'de, Fransa'da, İngiltere ve Fransa dahil bütün Avrupa'da İsrail politikalarına sempatiyle bakan bir Allah'ın kulu yok. Sadece politik olarak bazıları, onlar da istedikleri için değil, Amerika politik olarak başka sebeplerden dolayı, kemik kişisel rehin alınma durumundan dolayı destek vermek zorunda hissediyor kendini ve de veriyor. Asıl mesele o. Şimdi orası kesilir mi? Kesilmez. Çünkü onlar da İsrail halkını, Yahudileri, Orta Doğu'daki varlıkları için kullanıyorlar. Onlar da bundan yararlanmaya çalışıyorlar. Yani karşılıklı bir simbiyotik ilişki var. Birbirini kullanmaya yönelik. Onun dışında geriye bir tek yol kalıyor. İsrail'in
güç kullanmasının güçle durdurulması. Yani onu da yapacak olanlar bölge ülkeleri. Buna Türkiye bunun dışında mıdır? Yok, değildir. Ama son tarihte Türkiye'nin sınırında da değildir. Türkiye, İsrail'de, Suriye'de böyle bir kargaşa olduğunda müdahale etmiştir. O da o kargaşanın ucu kendine dokunduğu için. Şimdi İsrail'in yaptıklarının ucu kime dokunuyor? Mısır'a dokunuyor. Tekrar Suriye'ye dokunuyor. Lübnan'a dokunuyor. Ürdün'e dokunuyor. Milyonlarca mülteci var bu ülkelerde. Sonuçta kendisinin dışında, kendi vahşetinden kaçanları bir yük olarak çevresindeki ülkelerin sırtına bindiriyor mu? Bindiriyor. Şimdi buna karşı bölge ülkelerinin eğer orada bir vahşet oluyorsa onu durdurmaya hakkı vardır. Ona müdahale etmeye hakkı vardır. Suriye meselesi de bizim için öyleydi. Halkına şiddet uygulayan bir devlet ve halkını ülkeyi terk etmeye zorlayan, sürgüne gönderen bir devlet. Şimdi orada da öyle bir devlet yapısı vardı. Burada da öyle. Burada mesele saldırganı durdurmak. Yeni bir sorun da değildir. Yani yüzlerce yıldır vardır dünya tarihinde böyle zorba yönetimler vardır. O zorba yönetimler hakikaten dönemin belli dönemlerde vahşetin de sebebi olmuşlardır. Türkiye Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı'nda daha ciddi bir biçimde hep bu saldırganlık üzerine kafa yormuştur. Ve saldırganın tarifi zamanı işte İkinci Dünya Savaşı sırasında aranmıştır saldırgan diye. Kim saldırgan bir tarif edelim. Bundan sonra bu saldırgana hep birlikte dur diyelim. Buna Sovyetler Birliği de dahildir. Hatta fikir babası Sovyetler Birliği'nin o dönemki ismini şimdi söyleyemeyeceğim Dışişleri Bakanı. Türkiye'de destek vermiştir o tanımlamaya. Şimdi hatırlayın biz kaç yıldır terörün tanımı yapılsın, terör ne terördür ne değildir. Evet. Onun üzerine bir anlaşalım, ondan sonra kalan kısmıyla hep birlikte mücadele edelim diye. Yapıldı mı? Hayır. Neden? Herkesin teröristi kendine. Kimi teröristten yararlanıyor? Amerika teröristten yararlanıyor. Çok net. Medeni bir durum hayır değil. Hani komşu olsanız mahalleyi terk edersiniz yani. Ya da mahalleden kovarsınız. Ama insan azmanı, iri, ortalığı dağıtmadan oradan kovmanın şansı yok. imkanı yok. Siz de ortalığı dağıtmayı göze alamıyorsunuz. Çünkü toplayacak kimse var mı onu bilmiyorsunuz. Yine o noktanın altını çizerek söyleyeyim Saadet'in söylediği bölgede birleşme olmadan siz ortak asgari müştereklerde bir araya gelmezseniz sizin hakkınızdan gelirler. Şimdi orada Ürdün'den, Mısır'dan, Lübnan'dan, Irak'tan, Suriye'den bahsettim. Siz bir ortak müşterekte bir araya gelemiyorsanız asgari müşterekte, asgari ortak alanlarınızda bir tanesi sadece mahallenin dayısını arkasına alıp sizin hakkınızdan gelir. Olan budur yani. Yani Lübnan'da şimdi ölenlerin sayısı bilmiyorum kaç bini geçti. Sadece Lübnan'da. Orada da 104'ü çocuk, 194'ü kadın. Şimdi 1411. Şimdi yani işte uluslararası alanda her yerde sorguluyorlar. Görüyorum İsrail Büyükelçileri kanal kanal gezdiriliyor. Biz sivillerin korunmasından yanayız diyor mesela İngiltere'de. Nasıl korunmasından öldürdünüz herkesi diyorlar. Ama cevap ne biliyor musunuz? Siz Afganistan'da ve Irak'ta kaç kişi öldürdünüz diyor kadın. Kadının biri. İsrail Büyükelçisi. Buyurun buradan yakın. Haksız mı? Haklı. Sen yaparken katliam iyiydi. Ben yaparken niye kötü diyor kadın. Katliamın ikisi de kötü. Aynısını yapıyoruz. Peki evet. Bu bir itiraf. Biz burada söylemedik mi? Türkiye'de milyonlarca insan bağırmadı mı? Afganistan'da, Irak'ta katliam yapıyor Amerikalılar, İngilizler diye. Şimdi yüzlerine vuruyorlar. Ama herkes bunu görüyor. İyi tarafı şu. İsrail bütün dünyaya yalan söylüyor ve söylettiriyor. Baktı ki olmuyor, onların yalanlarına yüzlerine vuruyor. Zamanda söyledikleri yalanları yüzlerine vuruyor.
her türlü tırnak kadar, fındık kadar beyni, tırnak kadar vicdanı olan herkes, ya dur bir dakika ya burada ne oluyor diyor. Asıl mesele budur yani. Dünyanın ben eskisi kadar, eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum bundan sonra. Eğer insanlık, insanlık vicdanı diye bir şey varsa. Yoksa zaten geçmiş olsun yani. Çocuklarımız, torunlarımız daha büyüklerini görecekler. İnsanlık vicdanı var ama herhalde onun yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor. Ama o zaman da demokrasiden bahsetmeyeceğiz. Demokrasi insanların tercih etme şansı değil midir? Yönetimlerini belirleme şansı, fırsatı değil midir? Hakkı değil midir? Evet. Yönetimleriniz sizin gibi değilse, kendiniz gibi, kendi düşüncenize göre bir yönetim belirleyemiyorsanız, o zaman ortada demokrasiden bahsetmeyeceğiz. O zaman diyeceğiz ki birileri kendilerini bize seçtirecek. Biz de bunun adına demokrasi diyeceğiz. Bunu yiyeceğiz, yutacağız. Aman ne olur bize biraz istikrar, biraz güvenlik sağlasınlar. Biz mutlu mesut burada yaşayalım. Apartheid'de de Afrikalı'da beyazlar böyle mutlu mesut yaşıyordu. Hiçbir sorun yoktu ki. Duvarın öbür tarafı medeni. Medeniyetten kastım mimari olarak medeni. İnsani olarak değil. Güvenlik var. Amerika'da da beyazların mahallelerinde güvenlik var, problem yok. Yani 10 tane siyah şüpheli görülüp öldürülenler arasındaki 10 tane siyah, 10 kişiden 8'i 9'u siyah, biri ikisi beyaz. Bir tanesi daha çok şüpheli. Esasen polise sorduğunda haklı. Diyor ki ama istatistiklerini gösteriyor. Peki onların o suç işleme potansiyeliyle sürekli bu potansiyeli sürekli harekete geçiren ya da kendisini o duruma düşüren toplumsal, siyasal ya da ekonomik şartlar, bunları düzenlemekten kim sorumlu? Dedem mi? Niye siz onları o pozisyona soktunuz? Daha fazla suçlu yetiştiren bir renk, ırk moduna soktunuz bu işleri. Sonra da onu ırkla tarif ediyorsunuz. Var mı başka bir fırsat eşitliği var mıydı? Ya bugün Amerika'nın başkanlarından Jimmy Carter 100 yaşını geçmiş. 100 yaşını. Bir bu F-35'lerin teslimi döneminde savunma sanayi müsteşarlığı orada işte bir alım için bir ekip gönderdi. Hani orada bir teslimat yapıldı ya, sembolik. Ben de oradaydım. Akşam programdan sonra otele döndüğümüzde yanımda biri var. Bakıyorum ya, bir çıkartacağım da nereden çıkartacağım? Jeton geç düştü. O yüzden bir fotoğraf çektiremedik de. Ha çok mu lazımdı, ayrı da. Jimmy Carter muhtemelen onların bu savunma işlerinde filan bir yerlere bir danışmanlık yapıyor, bir şey yapıyor. Hala yaşıyor mu adam dedim ya. Yaşıyormuş ya, 100 yaşına gelmiş. Şimdi onun siyasete merhaba dediği günlerde ırk ayrımcılığı da yeni kalkmıştı. Kağıt üstünde. Hala kafelere siyahların alınmadığı dönemde büyümüş bir adam. Ve yaşıyor. Çok eski değil yani bahsettiğimiz dönem. Hala o günleri yaşamış, görmüş insanların yaşadığı bir dünyadayız Amerika'da. 1980'lerin başında. Bilmiyorum tam tarihini. Yani evet. Tekrar bakmak lazım. Yani fiili olarak, resmi olarak kaldırılış eski. Fiili olarak hala kalkmış falan değil. Onun için o kafa hala orada. Bunlar öldürülebilir. Beyaz ne yapıyor? O da diyor ki alnının çatından vuruyorlar ya. Tamam, kötü bir şey yapmasalar iyi ama yapınca da ben güvende oluyorum. O da onun işine geliyor. Sessiz sedasız onu takip ediyor. Çok ayyuka çıkarsa kendi vicdanını rahatlatmak için bağırıp çağırıyor. Hepsi bu kadar. Ondan sonra bunun devamı gelmiyor. Evet. Maalesef. Şimdi Necmettin Hocam, benzer bir olayı da Lübnan'a saldırılarıyla yaşıyoruz. İşte biraz önce Mustafa Bey sordu orada hayatını kaybedenler kaç kişi diye. 23 Eylül'den bu yana da orada yaşananları konuşuyoruz ki işte İsrail'in Gazze'de bu yaşadıklarını yaşatma sebebinde 51. maddeye
sığınıyordu ama İran aynı şeyi söylediğinde kabul görmüyor. Şimdi bununla ilgili İran medyasında yer alan bir haber var. Tahran olası bir İran saldırısına, İsrail saldırısına yanıt vermek için bir plan hazırladı deniyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da İran'ı uyarıyor, İsrail'e zarar vermeyi düşünmesi halinde sonun Gazze ya da Beyrut gibi olacağını dile getiriyor. Siz de önümüzdeki günlerde orayla ilgili neleri konuşuyor olacağız hocam? Şimdi İran'a yönelik bir saldırı yapacağını, bir misilleme saldırısı yapacağını durum güçlü bir beklenti var. Yani ben de şahsen böyle bir beklenti içerisindeyim. Fakat zaman ilerledikçe İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'e yaptığı saldırının İsrail'de bir fikir değişikliğine yol açtığına dair bir kanaat oluştu bende. Her ne kadar İsrail medya üzerinde ciddi bir sansür uygulayarak İran'ın yaptığı saldırıların verdiği hasarı net bir şekilde bizim öğrenmemizi engellese de bazı uydu görüntüleri, işte bazı bağımsız araştırmacılar İran'ın gerçekten çok ciddi bir saldırı yaptığını, yani görünenden ya da anlatılandan daha ciddi bir saldırı yaptığını ve İsrail'de bu çatışmayı İran'la tırmandırması durumunda daha ağır bir hasar alabileceğine dair bir endişeye yol açtığını oluşturdu. Böyle bir kanaat oluşturdu bende. Çünkü 200'e yakın, 185-190 civarında füze atıldı İran'dan. Şimdi hava savunma sistemleri bunun 150-160 tanesini engelleyebildi muhtemelen. 30 civarında füze de hedeflerine ulaştı ve İsrail'de ciddi bir hasara yol açtı. İsrail kamuoyunda da ciddi bir endişe var. Yani İran zaman zaman işte gaz tesislerini, petrol tesislerini, kritik askeri tesisleri vurabileceğini ve bunu geçmişte yaptığı gibi tekrar edebileceğini söylüyor. Dolayısıyla İsrail'in son dönemde, son günlerde İran'a dönük bir misilleme yerine Lübnan'a odaklandığını ve yani sanki İran'a diş bilerken bir taraftan Lübnan'ı ezmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu 51. madde hikayesi, yani meşru müdafaa üzerinden ilerleyecek olursak, meşru müdafaa sizin ulusal sınırlarınıza yönelik saldırılar üzerinden oluşturulabilir bir argüman. Siz işgalcisiniz, yani işgal etmişsiniz buraları. Yani Gazze işgal altında, Batı Şeria, yani Filistin'in yarısından fazlası işgal altında. Yani İsrail'in eğer 1967 öncesi sınırlarını baz alırsak, bugün İsrail'in devlet sınırı, ulusal sınır olarak tanımladığı yerin yarısı işgal edilmiş topraklar. Şimdi siz işgal edilmiş bir toprakta size yapılan saldırıyı meşru müdafaa diye şey yapamazsınız. Örneğin Kırım'da Rusya Kırım'ı işgal etmiş ya da Donetsk, Luhansk işgal etmiş. Şimdi Donetsk'te, Luhansk'ta Rus ordusuna karşı bir saldırı yapıldığında Putin biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz dediğinde ne diyor uluslararası toplum? Bunu kabul etmiyor. Ne diyor? Siz diyor işgalcisiniz. O topraklar size ait değil. Benzer bir durum İsrail için geçerli. Yani İsrail'in ne Gazze'de ne Batı Şeria'da ne de Filistin topraklarının herhangi bir yerinde, yani Kudüs'te ya da işte El Halil'de, buralar işgal edilmiş topraklardır. Buralarda İsrail'e yönelik saldırılar meşru müdafaa değildir. Meşru direniştir. Yani orada direniş ekseni, direniş örgütleri, yapıları meşrudur ve kendi ulusal toprakların sınırlarını koruyorlar. Ulusal hukuk bu insanların çabalarını tanır, tanımalıdır, yani destek olmalıdır. Nasıl Ukrayna'da özgürlük için destek olmuyor, Ukraynalılar kendi topraklarını Rus işgalinden kurtarsın diye, uluslararası toplum Filistin'in yanında durmalıdır ve Filistin topraklarının özgürleştirilmesi için onlara destek olmalıdır. İsrail'in uluslararası hukuk nezdinde savunacağı hiçbir gerekçe yoktur. Yani yaklaşık olarak 100 yıldır işgal etmiş bu toprakları, sömürgeleştirmiş halkını, 9 milyon insan, bakın 9 milyon Filistinli doğduğu topraklar ya da annesinin babasının doğduğu topraklardan uzakta yaşıyor. Sürgünde yaşıyor. Bakın 9 milyon. Bugün Filistin'de yaşayan Filistinler ise 6-7 milyon. Yani Filistin'de yaşayan Filistinlerden bir kat daha fazlası, hatta 1,5 katı fazlası yurt dışında yaşamak zorunda. Nerede yaşıyor bu insanlar? Lübnan'da yaşıyorlar, Suriye'de yaşıyorlar, Ürdün'de yaşıyorlar, Mısır'da yaşıyorlar ve bütün dünyada yaşıyorlar. Bugün İsrail dediğiniz bir terör örgütüdür. Bir devlet değildir, bir terör örgütüdür. İnsanları topraklarından çıkarıyor, sivil mekanları bombalıyor, bölgeyi yaşanmaz hale getiriyor ve günün sonunda büyükelçiler Sayın Carton'un ifade ettiği gibi kanal kanal dolaşıp bunu bir meşru müdafaa olduğunu savunuyorlar. Maalesef bunu kimse yemiyor. Evet, bugün maalesef İsrail terörü bütün dünyayı teslim almış, rehin almış durumda.
Yani beni devlet aygıtları medya üzerinden, sosyal medya üzerinden bir kontrol kurmuşlar kendilerine. Fakat bugün Yahudiler de bunu kabul ediyorlar. Yani İsrail'de bir anket yapsanız, bağımsız bir anket yapsanız, işgalci olduklarını, soykırımcı olduklarını kendileri de kabul ediyorlar. Yani en son yapılan bir ankette İsrail'de yaşayan Yahudilerin %25'i, yani her dört istediklerini, yani başka bir ülkede yaşamak istediklerini ortaya koyuyor anket sonucu. Yani onlar da mutlu değiller. Dolayısıyla güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil. Kameralar önünde canlı yayında işlenen soykırım ve etnik temizlik hiçbir ulusal hukuk madde tarafından korunamaz. Ben inanıyorum ki gelecekte, yakın gelecekte bu soykırımı yapanlar, icra edenler ve destek olanlar hem kamu vicdanı tarafından yargılanacaklar, hem de ulusal hukuk tarafından yargılanacaklar ve ceza alacaklar. İsrail'i kim durduracak? İsrail'i kamu vicdanı durduracak. Yani ulusal toplumun vicdanı durduracak. Hem İsrail siyasetinde hem bölgesel anlamda bu soykırımdan, bu etnik temizlikten rahatsızlık duyan, vicdanı kanayan insanlık durduracak. Onun dışında başka bir çaremiz yok maalesef. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar, değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Kolaylıklar diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Evet. Pek biraz da şimdi Türkiye'de de ne yazık ki gündemi sarsan hafta sonu bir gelişme yaşandı. Yani kadına şiddet olaylarını ne yazık ki sık sık konuşuyoruz. Bununla ilgili yapılacakların artık daha ciddi olacağı konusunda da ceza infaz kanunuyla ilgili söylenenler var. Sümeyye Erdoğan 24 yayınında kadınların yanında olacağız dedi. Ne dersiniz? O, yani bu infaz meselesi, yargılama süreci bence çok ciddi bir ne diyelim? Herhalde normal zamanlarda işte biraz suç işleyenlerin lehine gelişmeler, kararlar, düzenlemeler olmuş. Bu belki o konjonktürde farklı düşünerek olmuş olabilir, bu yılların birikimi. Bunun değişmesi lazım. Çünkü dünya değişiyor, toplumlar değişiyor. Sosyal psikoloji anlamında bireyler değişiyor, kültür değişiyor. Bunlar hep dinamik şeyler. Ve biz artık vatandaş olarak da, gazeteci olarak da şundan konuşmaktan da bıktık ve şok yaşıyoruz. Birisi çok çirkin ve şiddet içeren bir suç işliyor. Gözaltına alınıyor. Savcılık serbest bırakıyor. Ha, denilebilir ki ya da işte nöbetçi mahkemeye çıkıyor. Tutuksuz yargılanması karar veriliyor. Şimdi bu ne zaman sanık lehine kullanılabilir? Kullanılmalı mıdır? Şiddet varsa, sabıkası varsa, ki sabıkalıları da konuştuk biliyorsunuz. Geriye doğru bakıyorsun. İşte neymiş? Onlarda da yargılama devam ediyormuş. İşte onlar ayrı suçlarmış. Böyle şey olmaz. Herkes bilir ki çağdaş denilen hukuk sistemlerinde birinci suç, ikinci suç, üçüncü suç sicilinizde işlemeye başladıysa artık tolerans olmaz ki. Yani üçüncüde de olmaz, birincide de olmaz. İkinciden sonra olmaz. Ve bir suçla tekrar yakalandıysanız artık sizin lehinize salınmazsınız. Yani öyle bir şey kullanılmaz. O yüzden Beyoğlu'ndaki olay da öyle. Daha önce yaşadığımız polisimizin şehit edildiği olaydaki şahıs da öyle. Enteresan. Çok yani, kısa bir süre önce bir taksi şoförünün işte takside yaşanan vardı. O da yine aynı şekilde. Diğer taraftan da işte kadın cinayetleri meselesi. Ayda ortalama 30 ila 40 arası kadın öldürülüyor. Vahşet, çoğu da vahşet şeklinde, yani vahşi cinayetler oluyor. Orada da hikaye şöyle çıkıyor. Kadın defalarca, genellikle onu söylüyorum, yani spontane ve saçma sapan şeyler de oluyor da, genellikle biriyle ilgili kendini rahatsız eden, takip eden biriyle ilgili şikayetlerde bulunmuş oluyor. Tedbirler alınmış oluyor. Ya da işte evlilik vesaire, ilişki onunla ilgili doğrudan
aynı şekilde bir geçmiş çıkıyor. Ama biz onu ağır bir saldırı, cinayet anında öğreniyoruz ki o şahıs elini kolunu sallaya sallaya o kadına yaklaşabiliyor, tuzak kurabiliyor vesaire vesaire. Burada da bir zafiyet görünüyor. Ha denilebilir ki bu doğru ama yani şu doğru. Evet, New York'la, Londra'yla, şurayla, burayla kıyaslarsak İstanbul veya diğer büyük şehirlerimizde asayiş gerçekten rakamlar, istatistikler açısından berkemal. Ona bir şey diyemeyiz. Ama biz öyle diye her ay 30 ila 40, 50 kadının vahşi bir şekilde şekli ne olursa olsun sevgiyle de olmaz, saplantıyla da olmaz. Öldürülmesine razı olabilir miyiz? Olamayız. İşte surlardaki hikaye. Orada da bu çocuk psikolojik takip altında, tedavi altında, daha önce ölümle ilgili, öldürmekle ilgili, intiharla ilgili beyanları var, kayıtları var. Hani bazen böyle romantik şeyler olur ya, işte filmler seyrederiz. Kişiyle ilgili her şey araştırılır falan, böyle iz bulunmaya çalışılır. Acaba bu cinayete eğilimli mi falan. Nerede kaldı bu? Beyan ediyor insanlar. O insanlar beyan ediyor. Yani videolarında var. İşte elinde o polisimizi şehit eden şahıs, internette, sosyal medyasında silahlar var. Araba gasp etmiş. Bazıları şeye bile yansımamış. Hani karakolluk bile olmamış. Yani şimdi bütün bunlar artık farklı bir hukuk sistemi, tutuklama, gözaltı sistemi. Gerekiyorsa kanunlarda, bu konularda farklı bir bakış açısı ortaya koyan düzenlemeler yapılması şarttır. Aksi takdirde bakın, bir memlekette bu tür olaylar olduğunda bu özellikle hani siyasetin bazı grupları bunları malzeme yapar. Ve bütün bu cinayetlerin, bütün bu saçmalıkların sorumlusu dolaylı olarak gösterilir. Denir ki bu iktidar ülkeyi böyle yaptı. Bu İçişleri Bakanı böyle, öbürü şöyle. Yani oradan siyasete döner bu iş. Siyasete döndü zaten malum. Siyasete dönünce de birçok şey manipüle edilmiş olur. Sanki bir başkası olsa sıfırlayacakmış gibi. Yani sıfırlamak mümkün değil. Keşke sıfırlansa. Keşke. Ama ortada siyasetin malzemesi olduğu için de toplum bunun üzerinden de sürekli tartışır durur. Bir sonuç elde edemeyiz. Ölen ölür, kalan kalır. Tecavüz, işte taciz, cinayet, hırsızlık, gasp, çeteleşme vesaire. Bunlarla ilgili süreç. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Şu, televizyonlarımız, yani özellikle bizim gibi haber kanallarından ziyade entertainment, eğlence diyelim kanallarımız, ana haberleri ilginç bir şekilde sadece asayiş olaylarından oluşuyor. Yani ben bir gazeteciyim, asla yasaklama ve sansürü savunmam. Ama editoryal olarak diyelim ki İstanbul'da o gün 5 tane tuhaf olay olmuş. İstanbul kaç milyon? 20 milyon. Birinci haber, ikinci haber, üçüncü haber, dördüncü haber bir sıralıyorlar. 5 dakika içinde İstanbul'da sokağa çıkılmaz oluyorsun. İşte Ankara'da şöyle oluyorsun, İzmir'de böyle olur. Bunlar olacak. Ama medya içeriği, özellikle haber içeriğinde de bir sorun var. Bu sorun nereden kaynaklanıyor, buna da bakmak lazım. Belki dönemsel olarak ilgili işte emniyet birimleri, hukukla ilgili olanlar, çok değerli meslektaşlarımızla bir takım toplantılar yapmalılar, paylaşımda bulunmalılar. Tabii ki hiçbir şey gizlemeyeceğiz. Yani cinayet cinayettir, verilecek ama bir video meselesi var, değil mi? Tabii. Şimdi bu savaşlarda da hep tartışıldı. Bazı videolar, bazı şeyler biz ekrandan yayınlayamayız ama sosyal medyada olabiliyor, orada olabiliyor. Onlarla mı yarışacağız? Bütün bunlar ülkede şey de söyleyemiyoruz. Yani şu benim yaptığım konuşma bile, sen ne diyorsun? Yani işte cinayet oluyor, görmüyor musun diye bir cümleyle hepsi boşa gider. Yani o zaman ortada bir problem var. Problem nereden başlıyor? En baştakini söyleyeyim. İnfaz tarafı, cezalar. Bu işin sicili yani nasıl sicili olmaz? Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Yani adam silah çıkarıyor, ruhsatsız tabancasıyla çatır çatır ateş ediyor. Birilerini yaralıyor, belki birini öldürmüş oluyor. Sonra çıkıyor ortaya.
götürüyorlar, salıyorlar. Yani veya işte videolar dolaşıyor falan. Ondan sonra hadi bunu yakalayalım deyip gidiyorlar. Ta adam memleketine gitmiş, kaçmış. Orada tutuyorlar, işte tutukluyorlar falan. Niye? O zaman niye tutukluyorsun? Niye bıraktın? Yani bütün bunlar böyle konuşulacak ve hiç hoş değil. Yani burada siyaset de bunu farklı konuşmalı. Medya olarak da kendimize bir bakmamız lazım. Toplum zaten provoke edilmeye maalesef hep müsait, hep hazır hale getirildi. O yüzden bir an önce proaktif şekilde bu konuda neler yapılacağını görmemiz lazım diye düşünüyorum. Yoksa biz her gün benzer olayları yaşayacağız. Üzerinden tartışacağız. Bakacak adam, siz işte ülkeyi şöyle yönettiniz de onun için bunlar oluyor. O diyecek ki hayır, bak bu cinayeti işleyen aslında şöyle, niye üstünü örtüyorsun? Ondan dolayı bu cinayeti işledi. Ya adam cinayet işledi. Yani bunun dolaylı sebeplerini konuşarak nereye varacaksın? İşledi işte. Yani orada sıcak sıcak yapılması gereken ve muhtemel işlerle ilgili yapılması gerekenlere bakmamız lazım. Evet, şimdi Mustafa Bey elbette soracağım ama öncesinde İstanbul Beşiktaş'ta hatırlayacaksınız, gece kulübünde tatilat sırasında 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir yangın vardı. Açılan ikinci soruşturma tamamlanmış, 55 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Bugünse sanıklar hakim karşısına çıkıyor olacak. İkinci duruşma görülecek. Şimdi detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada, sözü sana bırakıyorum. Elif Akkaya Kuter, İstanbul'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde tadilat sırasında bir yangın çıkmıştı ve bu yangın sonucunda da 29 kişi ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Tabii savcılık açılan ikinci soruşturmasını tamamlamıştı bu dosyayla birlikte. Savcılık 55 sayfalık iddianame hazırlamıştı. Tabii bulunduğumuz noktada Silivri Adalet Sarayı'nda ilk duruşmada 9 sanık vardı. Şu anda ise ikinci duruşmada yapılacak ikinci duruşmaya ise toplamda 13 kişi daha eklendi ve toplam sanık sayısı 22'ye yükseldi. Buna göre dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Ruhsat Denetim Müdürü ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcılarının da aralarında olduğu 13 sanık hakkında 17'şer yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı geçtiğimiz günlerde. İddianame detaylarına gelecek olursak, İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2006 yılında rapor hazırlamak için gittikleri iş yerinde adı geçen yeri kontrol ettiklerinde yangın bakımından incelenen iş yerlerine ait muayene raporuna verilen adreste böyle bir iş yerinin bulunmadığını bildiriyorlar. 14 Eylül 2006 yılında, tabii aynı yılda 7 Kasım tarihinde ise iş yeri için itfaiye tarafından düzenlenen yeni raporda yangına karşı alınan koruyucu önlemler bugünkü durumu için yeterlidir ifadesi yer alıyor iddianamede. Bu da çelişki oluşturuyor açıkçası. İş yerinin metrekaresinde yine çelişkiler var. Şimdi mekanın 1500 metrekare olmasına rağmen itfaiye tarafından 750 metrekare olduğu bildiriliyor ve ruhsat raporunda ise 900 metrekare olduğu ortaya çıkıyor. Yine iddianamede itfaiye raporunda 750 metrekare büyüklükte olan bir mekanın dönemin yönetmeliğine uymadığı, mekanın diskotek olarak faaliyet gösterdiği ve alkolü lokanta olarak kullanılmadığı ve bu nedenlerle verilen raporun mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Tabii belediye tarafından ruhsatlar verildikten sonra herhangi bir denetim yapıldığına dair bir yazı da yok ortada. İhmaller bu şekilde çoğalıyor. Bir vatandaş yine 2013'te yangın çıkışıyla ilgili bir şikayet dilekçesi sunuyor. Ancak buna rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bunu dikkate almıyor. Tabii iddianamede sanıkların ifadelerine de yer verilmişti. Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Koray Bayraktaroğlu 5 Temmuz 2007'de verilen ruhsatta imzanın kendisine ait olduğunu ifade etmişti ve ruhsatı imzaladıktan sonra herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını bilmediğini söylediğine yer verilmişti iddianamede. Aslında genel olarak sanıklar suçlamaları kabul etmediği görüldü iddianamede. Tabii burada yangında ihmali bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında ayrı bir soruşturma açıldı. Böylece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talep
sebeple hazırlandı iddianame. Sanıkların iddianamede görevi kötüye kullanma ile taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından 2 yıl 6'şer aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden ana dava dosyasıyla birleştirildi. Geçtiğimiz aylarda açılan ilk davada 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Aralarında iş yeri mesul müdürü, ortağı, kulüp görevlilerinde bulunduğu sanıklar için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Tabii belirttiğimiz gibi baştan İlk duruşmaya 9 sanık katılmıştı. Şu an bulunduğumuz duruşmaya, ikinci duruşmaya 13 sanık daha eklendi ve toplamda sanık sayısı 22'ye yükseldi. İkinci duruşma bugün Silivri Adalet Sarayı'nda gerçekleşecek diyelim ve sözü tekrardan sana bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Ada Kahraman oradaki gelişmeleri aktardı. İkinci duruşmada 13 sanık daha, yani toplamda 22 sanık hakim karşısına çıkıyor olacak. Bugün ilk duruşmada 9 sanık hakim karşısına çıkmış, ifade vermişti diyelim. Mustafa Bey, buyurun, size bırakıyorum sözü. Şiddet olaylarıyla eğer şimdi birden fazla iş var. Bu tabii, evet, son tahlilde toplumun örgütlenme biçimi olan devlet mekanizmaları bu işin birinci derecede sorumlusudur. Çünkü düzenlemeyi onlar yapacaklar. Bunlar yerel yönetimlerden başlar, cumhurbaşkanlarına kadar ki bu işin sorumluluğu. Fakat tek başına şu şeyden başlayalım. Cinayetlerden başlayalım. Bir, diplerin hepsinin dibinde bir ahlak sorunu var. Evet. Devlet ahlak öğretmez. Bakın, devletin böyle bir sorumluluğu yok. Devlet nesillerini ahlakla yetiştirecek. Ne kadar yapabilir ki? Velev ki bunu yazdınız. Bu genel bir söz zaten. Ha, yazdınız bunu yani. Devlet ahlak öğretmekle sorumlu tutabilirsiniz ama işe yaramaz. Ahlak toplumsal bir şeydir, resmi bir şey değildir, siyasal bir şey de değildir. Bunu aileden, mahalleden, semtten, şehirden uzak tutamazsınız. Toplumun altı buralardan oyulur. Biz 90'larda, Sade hatırlayacaktır, senin yaşın yetmeyebilir, mahalle baskısını konuştuk. Evet, mahalle baskısı ne kadar kötü bir şey, çöküyor mahallenin üzerine. İnsanlar istedikleri gibi özgürce hareket edemiyorlar filan. Ailedeki ne? Bırakın çocuğu, biz çocuğumuz çok özgür yetiştik. Kardeş gibi, arkadaş gibi büyüdük filan. Ben onları öyle büyüttüm filan. Aferin. Sadece sen bunun bedelini ödesen hiçbir problem yok. Ama mahalleli bunun bedelini ödüyor. Bedelini ödüyorsa o mahalleli, karşılığını da almak zorunda. Mahalle baskısı insanların yüzsüzlüğünü önler. Ya ben bunu yaparsam ailem bana ne der diye düşünmeyen bir çocuk. Düşünmesin canım, başkası ne der diye düşünen toplum mu olur filan diyorsanız, sizin gibilerle beraber yaşayacaksınız. Yani dışlanacaksınız bir yerde. Ama bu böyle bir şeydir zaten. Öyle bir ekol devam ediyor. Şimdi bakın, devam ediyor. Devam ediyorsa dışlanacak bu. Bak, bu toplumsal bir sorumluluktur. Ben de çocuklar bakıyorum. Çocuk okulda herkesin telefonu var baba. Okulda niye herkesin telefonu var? Okullar ticarethane. Benimki de dahil. Patron kusura bakmasın ama durum bu. Göndermeyelim çocukları oraya. Böyle oluyor zaten. Kuyruğu bir kaptırıyorsunuz. Ondan sonra aman çocuklar rahatsız olmasın, aman arkadaşları var, eşleri var, dostları var filan diye. Sonra da bunu sömürüyorlar. Bakın, paradan puldan bahsetmiyorum ha. İyi eğitimden ve okul disiplininden bahsediyorum. Burada kötü bir mahalle var. Hiçbiri yok. Yani tabii ki. Herkes böyle oluyor. Efendim, niye bu böyle filan? Ya ebeveynin çocuklarına bir şeyler satın almaktan başka marifeti yok bazısının.
bazı ebeveynin çocuklarına bir şeyler satın almaktan başka hiçbir marifeti yok. Çocukların bakıyorlar ki öyle mutlu oluyor, veriyor. Uyuşturucu da öyle mutlu ediyor zaten. Alıyorsunuz uyuşturucu, oh mutlu mesut. Evet, sizden daha iyisi yok. Bu böyle bir şey. Sonra öbürü görüyor, belki görüyor, bilmem ne filan. Şimdi bizimkilerde bir uygulama var. Ya uygulama derken cep telefonu uygulaması değil. Anneler birbirlerini arıyorlar ya da annelerin telefonundan görüşüyorlar. Tamam, görüşün hiçbir problem yok. Ama onun dışındaki her şey içinde problem barındırıyor. Biz şimdi bunları konuşuyoruz. Bakıyorum. İki tane iki ayaklı yaratık kadının tekine saldırıyorlar İstiklal Caddesi'nde. Savunma ne? Sarhoşluk hatırlamıyoruz. Sarhoşluk hatırlamıyoruz. Şimdi bir tarif yapmayayım. Bu durumu, ama insanlar istediklerini düşünmekte özgür. Hepsine de altına imza atarım yani. Bu dedikten sonra hangi ifadeyi kullanıyorsanız ben de öyle düşünüyorum. Bu durumu kınayan, eleştiren, ne hale geldi bu memleket filan diyen herkesin alkol meselesini bir daha düşünmek lazım. Rakının fiyatını 165 liraya, kaç paraydı? 145 liraya neyse. Rakıyı ucuzlatma vaadinde bulunan siyasetçinin bir şeyle karşılaşması lazım. Ne diyorsun sen kardeşim, kafayı mı yedin ya? Git başka bir şey konuş. Başka bir örnek ver. Seçim efendim toplumsal oldu. Yapı var. Ya toplumsal yapıyla bir alakası yok. Toplum zaten kafasını kırıp ortalıkta senden böyle bir şey istemiyor ki. Sen de ki ben vergileri düşüreceğim de. Şuradan şuraya kadar oransal olarak vergi alınıyor bu milletten. Ben almayacağım de. Ama sen bunu söylediğin zaman insanlar sosyal medyada bir siyasal hareket biçimi olarak kadeh kaldırıyorlar. Bu bir siyasal hareket biçimi değil ki. Karşıtını da siyasal hareket biçimine çevirirsin. O zaman akla kareyi gösterirler adam. Yani böyle bir gerizekalılık olmaz. Türkçesi bu. Akıllı adam işi değil yani. Başka bir yerde olsa, eskiden Türkiye'de olsa, eskiden dediğim 60'larda filan. Tamam mı? Türkiye'de olsa adam yerine koyup muhatap almazlar. Şimdi parti lideri oluyorsun. Hakikaten böyle bir düzeysizlik olmaz. Şimdi iki tane yaratık bunu yapmış. Bu bir mazeret değil. Demin bir şey söyledik. Suçta, cezada, bilmem nerede. Şimdi alkolün dünya çapında etkili olduğu yıllarda bunlar hazırlanmış. Bizim bütün bu kanunlarımız 1930'ların, 40'ların filan kanunları yani. Temelde bakarsan. O kadar bile değil. Daha da eski. Alkolün kutsandığı yıllar bunlar. Hepsinin böyle televizyon ekranlarında filan dumanlı olanın. Hafifletici sebep oluyor. Hafifletici sebep yazın. Sarhoşluk, suç işlemi. Psikologlar demişler ki alkol bir ticaret ya. Para var ya orada. Bunu sorumlu tutmayalım. Bunu sorumlu tutmayalım. Tam tersi insanın kabiliyetlerini zayıflattığı için hafifletici sebep sayalım. Aa ne kadar güzel. Şimdi hala ona sığınıyorlar. Ağırlaştırıcı sebep yapın kardeşim. Ben bir suç işlediğimde birine hakaret almış bir ifade kullandığımda diyorsunuz ki sokakta vatandaşı söylesen 1 yıl, medyada yaptığın için 5 yıl. Öyle mi? 3 yıl neyse yani. Katlanıyor. Neden? Etkisini arttırdığım için. Öbürü suçun etkisini arttırıyor. Yolda gidiyorsunuz, bir anlık bir dalgınlık, birine değiyorsunuz, adam düşüyor, kaldırıyorsunuz, hastaneye götürüyorsunuz, masraflarını karşılıyorsunuz. Bir cezası varsa onu çekiyorsunuz ama insan hayatta kalıyor. Alkollüsünüz, adamın üstünden geçip gidiyorsunuz. Konya'da mı oldu geçen gün birisi? Alkollü mü değil mi bilmiyorum. Ama biz bunları yaşadık değil mi? Daha Amerika'ya kaçırılan annesi tarafından kaçırılan çocuk. 16 yaşında. Arttırın kardeşim cezasını. Neden azaltıyorsunuz ki? Asıl meselemiz budur bizim. Ha, siyasetin bir tarafı da efendim alkolü cezalandırmak istiyorlar. Bakın bunlar gerici zaten alkole karşı. Alkole karşı olmak ilericiliktir kardeşim. Gericilik değildir. Bakın 1960'ların, 50'lerin, 70'lerin filmlerine ve her taraf duman altı. Ne oldu? Kapattık değil mi? Buzluyoruz orayı. Sahnelerini kesiyorlar. Sansür diyen var mı? Yok. Öbürü ne? Çok mu masum?
Yasaklamayı, öbürünü de yasaklamadılar zaten. Sadece görünür olanını azalttılar. Siyasetin bir tarafından aman buradan bir şey tırtıklar mıyız? Aman buradan bir ilericilik, gericilik siyaseti üretir miyiz? Sığlığından, akılsızlığından ve düşük düzeyliliğinden çıkması gerekiyor. Benzer bir şey şeyde de var. Diğer alanlarda da var. İnterneti kısıtlıyorsunuz. Buyurun işte neydi o disk bilmem ne. Discord. Ben de bugün manşet yaptım. Evet. Özellikle adını söylememeye çalışıyorum. Bir tek bunu yapmadım ki ben. Evet. Daha önce de başka bir bilgisayar oyununu yaptım. Daha önce başka birini yaptım. Evet. Daha önce yeter de uyara uyara millet dilimizde tüy bitti. Bence zaten işte bunların hepsinin çıkış noktasının bunları sosyolojik ağlayanlar boyutu. Var ya. Bunlara ağlayanlar internette, siyasette, şurada burada falan. Vah öyle olur muydu, böyle olur muydu? İnternetin denetim altına alınması, daha doğrusu internetteki servis ya da uygulama sağlayıcılarının, alan sağlayıcılarının sorumlu tutulması, bakın denetimden de bahsetmiyorum. Sorumlu tutulması adına yapılan düzenlemelerde vay efendim özgürlük diye ayağa kalkmalarını nasıl izah edeceğiz? Hepiniz müsebbibisizsiniz ya. Ben bu tür durumlarda, ben hep şunu söylüyorum ya, burada da söylüyorum. Hepimiz aynı durumdayız. Kendi kendimizi idare edemezsek biri bizi idare eder. Vay efendim bana niye müdahale ediyorsun deme hakkımız olmaz. Sivilleşme böyle bir şeydir. Kendini idare etmeyi başaracaksın ki kamu adına güç kullanan, ya bu adam zaten kendi kendini de buna müdahale etsem arıza çıkar ya. Diyecek yani. Sivil siyaset ya da sivil toplum devleti kendisine müdahale etmekten korkutacak. Var mı böyle bir şey? Yok. Bir şey olunca da devlet bu alanı düzeltsin. Devlet düzeltiyor. Vay efendim öyle yapmayın. Ya ben devletin yerinde olsam elimin tersiyle masayı devirir. Ondan sonra oturur teker teker her şeyi tekrar yerine koyar. Sözüm ona, devrimcilerin de kafası böyle çalışır da devrimciliğin ne olduğunu anlamış olduklarından emin değilim. İstisnalar kaideyi bozmaz. Devirme kısmında kaldı. Ya devirme kısmında dün gördük ya, neden bunu söyledim? Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Kocaman bir ad ya. Kocaman bir ad. Bir ara vardı Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV. Çok büyük bir adı var. Adı çok büyük. Sonra bakın içine bir giriyorsunuz. İdarecileri bilmem neleri, üretimlerine bakıyorsunuz. Aa, daha fare doğurmuş. Fare de doğurmamış. Daha boş. Çocuksuz da. Şimdi devrimci işçi sendikaları gitmiş bakıyoruz, meraklı okuyoruz. İzmir'de mi Ege'de bir yerde bir CHP'li belediye borçlarını ödeyememiş. Hiç maaşları ödeyememiş. Onlar da gitmişler işçi adına eylem yapıyorlar. Buraya kadar bir sorun yok. Ne diyorlar diye sorduğunuzda işte karşınıza çıkan şey size darmadağın ediyor. Hükümet istifa. Ana. Niye? Yerel yönetim. Çalışanların maaşlarını ödemekten zorunlu, ödemesi lazım. Yerel yönetim vergi alma hakkı var. Bir sürü vergi, rüsum, ceza, zıvır mıvır bir dünya para topluyor. Nerede bunlar? Devlet paralarına el koyduğu için filan. He dur bir dakika, devlet onu sıkmış boğazını değil mi? Parasını el koymuş, işçinin maaşını mı ödüyor? Vay yaramaz devlet, nasıl bunu yaparsın? Dönelim devlete bakıyoruz. Devlet diyor ki, zaten işçinin parasını yatırması gereken SGK'ya yatırmadığı için o parayı aldı SGK. Zaten işçinin parası, belediyenin filan değil. O devrimci işçi sendikaları konfederasyonu diye kocaman isim adına bağıran bir avuç bıyıklı adam da ne diyor biliyor musunuz? Bir başka birisi, pardon o değil, başka birisi bu mevzularla alakalı, aynı konuyla alakalı. Efendim diyor, bu parayı diyor şu yıl almadınız, bu yıl almadınız, bilmem nerede almadınız, şu ay almadınız, bu ay almadınız, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ondan sonra, şimdi niye alıyorsunuz? Ya be kardeşim, sana bir gün izin vermiş, bir ay izin vermiş, bir sene izin vermiş, 8 ay izin vermiş. Hani ya şunu öde, 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 öde demiş, son gün gelmiş, ödememişsin, hala ödememişsin. Sonra sökül bakayım hepsini ver demiş ve bunu bahane olarak anlatıyorsun. Yani... Başkalarının suratına tükürmesine sebep olacak gerekçeyi kendin veriyorsun. Utanmazlığın bu kadarını görmedik ya. Ama utanmazlığı öyle bir söylüyor ki bir anda üste çıkıyor. Şimdi bunları yapmadığımız sürece bunu, bu tür şeyleri, siyah hırsızlığı
İşçinin parasına el koymak hırsızlıktır. SGK'ya gidecek paraya el koymak hırsızlıktır. Hangi parti yaparsa yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi, MHP'li, AK Partili, şu partili, bu partili, belediye başkanı. Eğer işçinin SGK parasına el koyuyor ve bunu SGK'ya ödemiyorsa hırsızlık yapıyor. Net. Kanunda hırsızlık yazmıyor olabilir. Ama bu böyledir yani. Çünkü o para oraya gitmediği için SGK ilaç parasına, şuna buna filan dışarıdan borçlanarak, hazineden para alarak ödüyor. Kimden alıyor hazine parasını? Hasta olmamak için canını dişine takan benden alıyor. Özel sektörü düşün. SGK parasını ödemediği zaman ne oluyor? Çöküyorlar tepesine ertesi gün. Olmadı. Özel sektörde zor duruma düşüyor. Düşüyor. Ödeyemedi, tabii. Edemedi, faiziyle alıyorlar. SGK'nın zararı olmuyor. Kurtulamıyor ama. Şimdi ödeyecek. Kurtulamıyor tabii, ödeyecek. Şimdi bakın, yüzsüzlüğü görüyor musunuz? Hükümet istifa yüzsüzlüğü. Efendim 8 aydır, 1 senedir, 3 senedir almıyordunuz. Şimdi niye almaya başladınız yüzsüzlüğü? Ya başka bir yerde olsa hakikaten adam yerine koyup konuşmazlar ya. Biz de siyaseten adam sayılıyorlar. Denetimsiz, kontrolsüz, hesap verenin olmadığı hiçbir dükkan açabilir misiniz? Berber dükkanı açtınız. Başka herhangi bir şey, gazete, medya vesaire. Gelip çökerler ya. Muhabir ayrı sorumlu, yazı işleri müdürü kadrosu ayrı sorumlu, patron ayrı sorumlu, bir de işte sorumlu yazı işleri müdürü ayrı sorumlu. Hepsinin farklı sorumlulukları, her şeyi bir tarafa yıkamıyorsunuz yani. Reklamcı var, gelir evet, var, hepsi gider var, maaş ödenecek. Oldu. Nerede bunların bütçe sorumluları? Var. O sitelerin sorumluları nerede? Ben buradan söylüyorum. Hiç ilgimin olmadığı bir yerde bir baktım, bir bilet aldım, uçuş bileti. Bir baktım Google benden para kesmiş. Kesmeye kalkmış, kesememiş. Kartın işte postayla ve telefonla alışverişi kapalı olması yüzünden. Oradan denemişler, alamamışlar. 2 nokta bilmem kaç TL. Fiyatın bir önemi yok. Minibüsçü nasıl paranın üstünü vermeyince gıcık kapıyoruz ya, tam öyle bir şey yani. Koca Google ya, trilyonluk şirket. Trilyon dolarlık değil mi? Öyle toplu. Sonra yok da muhataba, alo deyince de kimseye ulaşamıyorsunuz. Yazı yazmanız lazım. Bankaya sordum, dedim ya bu bunu niye almaya kalktı? Bilmiyoruz diyor, bizlik bir durum yok. Ama diyor, o diyor almaya kalktı da, aldı da diyor. Nereden aldı diyor? Diyor ki internet alışverişine açık ya, oradan aldı. Kaç para? 3.30 kuruş filan. Allah Allah, bir defa zamlı almış. Yazıyorum, bunu niye aldınız diyorum. Yetkisiz bir para alımı var burada. Çünkü ben Google'dan hiçbir şey almadım. Çalışırken Google'dan hizmet alıyorum, evet. Ama zaten onu bana ücretsiz veriyor. Onu reklam verenden karşılıyor. Alışveriş yaptığım yerle alakalı bir şey. Benle değil. Alışveriş yaptığım yeri arıyorum. Diyorum ki siz ekstradan böyle bir şey var mı burada diye. Bilet aldım havayolu şirketini. O da yok diyor. Adam beni kazıklıyor. Bildiğin hortumladı. Hırsızlık yaptı yani. Şimdi bir de ondan uğraşacağım. Yaz dönemi diye uğraşamadım. Şimdi tabii bir de ondan uğraşacağım. Hızlıca her şeyde işte şu ya tüm bakın, çerezleri kabul et diyoruz ya bazen. Ama olmaz orada. Ödeme başka bir şeydir. Onun için ayrı izin vermeniz lazım ve çift kontrolüdür. Ona veriyor musun? Vergi salmış durumda. Bilmiyorum ne olduğunu ama buradan söylüyorum. Ben ilgileneceğim ama lütfen bilgisi olan da bana yazsın. Şimdi mesele şu. Bu tür denetimlerde ne konuştuk biz? Google'da, YouTube'da şuydu buydu. Burada bir tane adam bulursun. Arayınca muhatap bulalım diye, değil mi? Ortalığı ayağa kaldırdılar ya. Sansür. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Sosyal medyada daha iyisi mi yapılıyor? Orada da bir sürü sahtekarlık var. Ki ne için? Hepsi bütün sahtekarlık 13-15 yaşında çocukları aklını çelmek için. Bütün sahtekarlık bunun üzerine kurulu. Ve siz buna hesap soramıyorsunuz. Sokakta yapsa, mahalle arasında dükkan açsa hesap soruyorsunuz. İnternette yaptı. Vergisini mergisini ödemiyor. Parayı kazandırdığı kim? YouTube. Ona para kazandırıyor. Ve siz müdahale edemiyorsunuz. Sokaktaki adama istihdam sağlayacak, vergi ödeyecek adama müdahale ediyorsunuz, yaptırmıyorsunuz. Bunların hepsi açık. Ve biz bunu özgürlük adına savunanlarla karşı karşıyayız. Ondan sonra efendim kızlarımızı ödüyor. Vah vah ne hale geldik. Ben bir yerel gazeteleri çok okurum. İzmir'de iki tane, ikisi büyüktür yani. Başkaları da denk geliyor ama ben Ege'nin Sesi var bir tane. Bir de Ege... Şimdi ikincinin adını unuttum, kusuruma bakmasınlar ne olur. İnternet yayınları yapan iki büyük medya var. Onları okuyorum, köşe yazarlarına bakıyorum. İzmir'in ne durumda olduğunu çok net yazmışlar yani, bravo. İşte deniz kokuyor, yollar fena, her taraf lağım, her taraf çukur, yollar şöyle bilmem. Ama hakikaten İzmir
berbat bir yer oldu. 50'leri 60'ları filan anlatıyorlar. Bugünleri özlüyorlar. Ama bir Allah'ın kulu bunun niye olduğunu yazmıyor. Bunun sorumlusunun kim olduğunu yazmıyor. Bir Allah'ın kulu yazmıyor. Çünkü o da siyasallaşmış durumda. Oldu. Niye oldu? Kim yaptı da oldu? Ya da kim bir şey yapmadığı için oldu? Bunun cevabı yok ya. Neden? Bunun cevabını verirsem kendi adamıma dokunurum. Dokunmayayım. Hem ona oy vereyim. İstifa. Hem ona oy hem de hükümet istifa. Niye? Buraya hiç yatırım yapmadı. Ya vallahi ben olsam yapmam. Bir orası değil başka yerlerde yapmam. Çünkü insanlar istemiyorlar. Referandum yaparım mesela. Atıyorum işte İzban istiyor musunuz? Ne bileyim hızlı tren istiyor musunuz? İstiyorlar ya da istemiyorlar hiç bulaşmayacağım. İstemiyorlar yapmıyorum. Şimdi şeyi körfezi temizliyorlar. Ya Haliç'i devlet mi temizledi? Belediye. Belediye temizledi. Bedrettin Dalan'ı bezdirdiler gerçi. Bezdirmeseler çıkıp esip gürleyecek de. Ya benim kanaatim tanımam normalde. Ama benim kanaatim o. Hani bakıp bakıp da bunlar. Ya arkadaş biz 40 sene evvel neler yaptık adamlar neleri konuşuyorlar. Haliç'i temizledi belediye el birliğe. Bir başladı de arada sekteye uğradı. CHP döneminde, Sözen döneminde buranın üstüne toprak dökelim. Burası başka türlü adam olmaz diyen adının önünde koca koca prof yazan adamlar vardı. Diyor, raporları duruyor evet. Hepsini ya. Biraz meraklı olan internetten önünde Allah rızası için kafanızı çalıştır. Hem arazi kazanırız hem işte... Park yaparız onu diyorlar. Evet. Park yaparız tarihi alan olur filan. Yok baba kabiliyet yok. Her şey öğrenilebilir. Ama gerçekten akıl Allah vergisi bir şeydir. Bazılarında var, bazılarında yok. Ama her şey öğrenilebilir. Bazıları çaresizliği öğreniyor. Bunlar çaresizliği öğrenmiş. Yapamayız. O zaman da demişler ya Sarıyer'den su gelir, Boğaz'dan oraya su gelir. Zaten tuzlu su. Verirsin onun suyunu. Bir kabasını temizlersin. Gerisi de denizin absorbe edebileceği akış miktarı da oluyor, akışa geçer. Bırakırsın. Yok. Yok ya öyle bir şey yok. Köprü yaptılar kazıkta neden? Çünkü öbürü bariyer oluşturuyordu. Yani evet. 1800'lerde yapılmış köprüden bahsediyoruz. 1700'lerde Duba hatta. Sistemi Duba sistemi kaldırdılar. Değiştir onu. Ama işte belediye bütçesini oraya mı harcayacaksın? Başka türlü mü harcayacaksın? Ama o belediye o dönemde o bütçeyi ona harcayabilecek miktarını bulabilmiş. Sonrakini de buldu. Burada da bul. De ki ben yapamıyorum. Yarısını sen yarısını mı? Bir konuş bir şey yap yani. Hayır yok. Olmaz. Yapmayacağız. Yapmayacağız ama yapanın da, yapmayanın da kim olduğunu söylemeyeceğiz. Sorumluyu da kendimize bulmayacağız. Öyle diye biz de tırnak içinde kusura bakmasın devrimciler. Yani ayrım yapmayacağım ama kusura bakmaması gerekenler kendilerini biliyor. Kahrolsun yaşasın. Kim kahretsin kim yaşatsın bu yok. Kahrolsun yaşasın. Kendiliğinden olsun her şey. Ya şimdi hani şey de diyemiyor yani Allah kahretsin Allah yaşatsın da diyemiyor. Çünkü bir tarafını yok saydığı için orası boş kalınca ortada olacak. Böyle elimizde iki tane armut var abi. Biri kahrolsun biri yaşasın. Onlarla konuşuyoruz kahrolsun yaşasın. Hükümet istifa maaş veremiyorum hükümet istifa. Bir dakika ya sen veremiyorsun maaşı niye hükümet istifa etsin ya. Benden vergi aldı diyor hükümet. Ya niye almasın kardeşim? Şimdi merkez körfez için şey dediler ya, bu ölü balıkları bir yerden getirip oraya birileri döküyormuş o yüzden. Ha tabii onlar. Ya şimdi az önce... Yani aslında orası temizmiş. Ada söyledi, belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş belediye başkanları. Benim bildiğim çocukluğumdan beri orası Beşiktaş'ın. İBB 1,5 dönemdir belediye başkanlığı, 1 küsur dönem. Çıkın ne ki kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. AK Parti döneminde orada şöyle bir şey yapmıştır. Eksik yapmıştır. Ya biz de o eksiğin ve hatanın peşinden gitmemişiz. Ya peşinden gitmişiz pardon. Ve düzeltmemişiz o hatayı falan. Çıkın bir şey söyleyin ya. O kadar insan öldü ya. Bir sorumluluk hissiniz yok mu? Yok. Peki şeyde Trakya'da, Tekirdağ'da galiba tren kazasında insanlar öldü. O günden beri onun üzerlerine, o cesetlerin üzerine tepinen bir tayfa var. Aileleri istisna tutuyorum. Hesap versin. Evet ben de, Allah korusun kimin başına gelirse gelsin. En tepeden aşağıya kadar herkeste nefret edersin. Hiç itirazım yok benim buna. Bu duyguya itirazım yok. Ama bunun siyasetine itirazım var.
Neredesiniz ya? Belediye, Beşiktaş Belediyesi'nin önüne tencere tava çalan birini gördünüz mü? Ya da İBB'nin önünde tencere tava çalan birini gördünüz mü? Onlar patlıcan mı? Yok. Ben kendim üstedeyim. Ben iki olayın, başka olaylarda Soma'da dahil, hepsinin haberlerini insanların bilmesi gerektiğini düşündüğüm ve benim de öğrenebildiğim her şeyi vermeye çalıştım. Verdim de. Burada da vermeye çalışıyoruz ama kardeşim, başka birinin siyaseten kullanabileceğin mevzunun üzerine tepin. Siyaseten sana zarar verecek olan ya da işine yaramayacak olandan uzak dur, etrafından geç. Böyle insanlık olmaz ya. Buna ne solculuk ne devrimcilik, bırakın o işleri. İnsan değilsen hiçbiri değilsin. Ben bunu hani solcuların da burun kıvıramayacakları birinden öğrendim. Delikanlılık yoksa devrim de yok. Delikanlılık da dürüst olmayı gerektirir. Bu kadar net. Dün sanırım Sarıyer'de büyükşehirin bir arıtma şeyi var. Boğaza salmış bütün, arıtılmamış şekilde. Ya insanlar gitsinler işte, Florya'da belediyenin yani tesisleri var. Hemen önünde kayalıklardan çıkıyor lazım. Sarı sarı şeyler. Sarı bir su çıkıyor artık, ne olduğunu söylemeyeyim. Öne alınmaz bir şekilde akıyor. Yani şimdi belediye normalde bunu yapıyorsa cezayı kim kesecek ya da bunu kim önleyecek? Neyse, yani böyle hayat gidiyor işte, bakalım. Evet. Ama çağdaşız biliyorsun. Yani çevrecilik, kafa falan. Kesen, kesilmiş kafaların, doğranmış bedenlerin sergilendiği marjinal sanat merkezlerimiz falan var. Tabii tabii. Apartman dairelerinde sonra, yapılmış. İşte sizin yüzünüzden oldu. Ondan sonra millet niye doğranıyor? Efendim işte elektrik kablolarının ezilip, çatlatılıp, patlatılıp ondan sonra suya karıştığı, insanları katlettiği bir belediye altyapı sistemimiz var mesela İzmir'de. Burada da belediye başkanlarının böyle şeyle, merdiven trabzanıyla falan şey olan, dans eden, o garip garip hareketlerine para ödediği, bütçeler tabii ayırdığı bir sanat anlayışımız var. Bir başkası da başka bir şey, yani o kanlı, iğrenç fotoğrafları falan bir sanat yaptığını iddia eden birileri var. Belediye başkanlarıyla böyle selfiler falan çekiliyor. Filan sanatçımız bizi ziyaretti. Çok mühim bir sanatçı filan. Bir bakın, 3 tane fotoğraftan 4.süne bakabilecek misiniz? Mideniz kaldırıyor mu? Sanatçı. Ondan sonra çocuklarımız niye böyle oldu ya? Niye birbirlerini doğuruyor da kesiyor filan? Niye kültürden ayrı kalıyorlar? Neden? Çünkü mahalleden kopardınız. İpsiz sapsız oldu hepsi. Ondan sonra niye çocuklar? Bireyselleşsinler, özgürleşsinler. Çok güzel, özgürleşsinler. Salın o zaman çocuklarınızın arkasından da bakmayın. Gelip bana baba desin de kusarılsın bayramlar dese. Bayram bayram yok ya, bayram ne ya? Bayram diye bir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Siz kutsala saygıyı ortadan kaldıracaksınız. Sonra diyeceksiniz ki memlekette işte vatan millet Sakarya diyen kimse kalmadı. Oldu canım, yok ki. Anasını babasını mahallesini bilmiyor. Vatanını nereden bilsin ya? Bizim bildiğimiz o değil mi? Vatanımızın en küçük, bize ait olan en küçük parçası neresi? Mahallemizde. Sonra şehrimiz, hemşericiliğimiz nerede? Kimi tutuyor şu anda? Ben Kayserililere laf getirtmem kardeşim. Ben Çorumlulara, Çorumlulara getirmeyiz. Evet. Çankırılılara laf getirmem falan diyen var mı? Rizelilere laf getirmem diyen var mı? Adam Burger King açıyor. Açılışta artık başka sebepten de olabilir, bilmiyorum. Ondan başlar. Sonra iş başka bir mevzuya gider. Oradan da kavga çıkar. Çıkmış. Birisi de orada hırpalanmış. Dava açmış filan. İnşallah mahkeme bunu disiplinin bir biçimde yapar. Hani sallamaz, baştan savma yapmaz. Genelde bu tür durumları çok, yani ne olacak, ne müdahale ediyorsun kardeşim, boşuna kendini dövdürdün filan diyenlere de rastlıyoruz. Kusura bakmasınlar yargıçlarımız da. Ama durum bu yani. Hatta yargıca da gitmiyor. Savcı da hallediyorlar o işleri. Ya o şey açıyor. Mağaza açıyor. Tamam kardeşim, zamanında sen paranı vermişsin, halletmişsin ama bak 7 Ekim'den bu yana bir sene olmuş ya. Ya bir senedir bir düşünme payım var ya. Oradan para kazanma ya. Ya kazanma, gözünü seveyim. Ne olur ya. Bir de ya. Tören düzenliyor. Yok, kazanma ya. Kazanma oradan para be ya. De ki bundan dolayı da bir bedel öde ya. Ne olur bir bedel öde ya. Bedel öde, göze ya, para kaybetmeye göze alma ya. Vatan mevzu bahis olduğunda can vermeye göze alır mı? Bana bir anlatın bunu ya.
Böyle bir dünya yok ya. Ve Rizelilere laf getirdi o adam. Kimse olsa, patronu kimse o işin. Rizelilere laf getirdi. Şimdi değdi mi buna? O kurdelenin başında olan herkes memleketine laf getirdi. Değdi mi buna? Para kazanacaksınız. Afiyet olsun. Şimdi oradan da siyaset sürüyor. Hayır, ben ondan dolayı üzüldüm. Benim memleketime laf getirdi adam ya. Getirme ya. Getirme, biraz düşün ya. Ben bu memlekete laf gelir bundan de ya. Aa öyle miydi filan da der ha. Ondan sonra da hiç kimse okumuyor, öğrenmiyor canım. Çok yeni nesil fena filan. Sen ne yaptın? İnsan bir ölçer ya. Dükkan açacağın yeri araştırma şirketine para veriyorsun. Hangi caddenin hangi tarafında kaç adım atılıyor, ona göre dükkan fiyatları belirleniyor. Ona göre müşteri hesabı yapıyorlar. Deli de para ödüyorlar ha. Buna para ödüyorsun da. Ya ben bu mağazayı burada açayım açmayayım diye sormaya niye para ödemiyorsun? Bir araştırma da ona yap. Ama bunun için bunu kullanman lazım. Sadece bunu kullanırsan çünkü bu sana burayı kullanmayı da söylüyor. Evet. Ama sadece parayı kullanırsan, buna alıştıysan geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Ekonomi Gazetecisi. Cuma gününden beri böyle ayran kabarıyor. Evet yani. Değil mi? Hepimizin öyle oldu. Ekonomi Gazetecisi Saad Özdemir, değerli vaktiniz, ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Analiz Sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.